Dün NATO müttefikleri savunma yöntemlerini devreye soktu. Ve biz bunun sonucu olarak NATO'nun müdahale gücünü denizde, karada ve havada harekete geçirdik. Bunun amacı da bizim duruşumuzu daha da kuvvetlendirmek ve acil durumlarda müdahale edebilmek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'daki müttefiklerimiz binlerce yeni askeri ittifakın doğu kanadına kaydırdı. Yüzün üzerinde jet uçağı ve farklı birliklerimizi 30'un üstünde farklı lokasyona gönderdik. 20 tane gemimiz de Akdeniz'den kuzeye doğru harekete geçti. Yanlış hesap yapılmaması ve yanlış anlaşmalara mahal verilmemesi gerekmektedir. Biz her bir müttefikimizi ve NATO topraklarının her bir santimetre karesini savunmalıyız. Bugün liderler olarak da çok açık bir şekilde Ukrayna'ya olan desteğimizin devam etmesi kararı aldık. Kremlin, AB'nin ve NATO'nun ortaklarımıza daha az destek vermesini sağlamaya çalışmakta. Ama bizim kolektif yanıtımız daha fazla destek vermek olmalı. Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek de buna dahil. Onların demokratik reformları gerçekleştirmelerini desteklemeliyiz ve kendilerinin özgür iradeleriyle seçtikleri yolda onları desteklemeliyiz. Her zamankinden daha fazla olmak üzere bu kriz göstermiştir ki NATO içerisinde Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte durmalıdır. Güçlü bir transatlantik bağı olmaksızın bir güvenlik mümkün değildir. Şimdi sorularınızı alabilirim. James Bayes, Al Jazeera. Kiev'in düşmesi konusunda ne derecede umutsuzsunuz? Ve eğer durum bir milis savaşına dönerse NATO Ukrayna'ya nasıl bir destek verecektir? Şu anda Ukrayna'nın tamamıyla işgal edilmekte olduğunu görüyoruz. Denizden, havadan ve karadan bütün unsurlarla bu işgal yapılmakta. Dolayısıyla bizim istihbarat servislerimiz de çok uzun zamandan beri bunu görüyordu. Çünkü Rusya'nın yapmış olduğu tahkimatı da görüyorduk. Dolayısıyla elbette ki Kiev'e doğru ilerlediklerini de görüyoruz Rus birliklerinin. Ve gönderdikleri mesajları, kullandıkları retoriği de görüyoruz ki zaten buradaki amacın hükümeti değiştirmek olduğunu da ortaya koyuyorlar. Ve demokratik olarak seçilmiş olan Kiev'deki hükümeti devirmek olduğunu da ortaya koyuyorlar. Ukrayna hükümetiyle yakın temas içerisindeyiz. Ve elbette ki durumu çok yakından takip ediyoruz. Yine şu anda akışkan bir durum, değişken bir durum söz konusu. Ukrayna kuvvetleri gerçekten cesur bir şekilde savaşıyorlar ve onlar da işgalci Rus kuvvetlerine zarar veriyorlar. Ama yine de söylemek istiyorum, oldukça değişken bir durum var sahada ve sürekli dönüşen bir durum var sahada. NATO müttefikleri sadece bugünkü zirvede değil, başka zamanlarda da şunu ortaya koydu. Ukrayna'ya biz desteğimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Askeri destek, finansal destek, insani destek. İşlerin nasıl ilerleyeceğini tabii ki şu andan göremiyoruz ama NATO liderleri olarak Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin de verdiği mesaj bu. Biz Ukrayna'ya yıllardır verdiğimiz desteği bundan sonra da devam edeceğiz. Ukrayna Haber Ajansı, Sayın Genel Sekreter, Ukrayna içerisindeki duruma baktığımız zaman NATO
Ukrayna'ya savunma ekipmanlarıyla destek olma konusunda hala istekli mi? NATO'nun Ukrayna'ya anti-aircraft dediğimiz uçak savar mühimmatını vereceğini söyleyebilir miyiz? Bugün biz NATO zirvesi içerisinde AB, Finlandiya ve İsveç'le birlikte de zaten bunu konuştuk. Hangi tipte destek, hangi tipte hava savunma sistemleri ve hangi tipte silahlarla destek vereceğimizi biz konuştuk. Biz askeri olarak ama aynı zamanda farklı tipte ekipmanlarla da destek vermeye devam edeceğiz. Ve az önce de söylediğim gibi sürekli değişen ve gelişen bir durum var sahada ve zor bir durum. Dolayısıyla bizim gelecekte önümüze çıkacak olasılıkların neler olduğunu şimdiden söylemek gerçekten zor ama verdiğimiz desteği vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Sekreter. NATO, Ukrayna içerisindeki elektrik akımını keserse ve bu siber saldırılar Polonya'ya veya diğer ülkelere uzanırsa NATO işin içerisine girer mi? NATO'ya çok açık bir mesaj veriyoruz burada. Biz ortaklarımıza ki ortağımız Ukrayna'ya çok farklı tipte destekler verme konusunda kararlıyız. Siber savunma konusunda da desteğimizi veriyoruz. Yine NATO müttefikleri olarak da zaten mutlak güvenlik garantisi var ve 5. maddeyi siz de biliyorsunuz. Herhangi bir ülkeye saldırı olursa hepsine saldırılmış kabul ediliyor. Dolayısıyla çok açık bir şekilde şundan emin olunması gerekiyor. Daha büyük krizlerde bile Avrupa'da, ki bunların içerisinde Rusya belli tehditlerde bulunmuştu, biz de bu nedenle çok açık bir şekilde mesajı ortaya koyuyoruz. NATO topraklarının her bir santimetre karesini biz savunacağız. Siber saldırılar konusunda ise sizin özellikle Karadeniz bölgesindeki bu konularda, tabii ki bunun olmasını engelleyecek mekanizmalarımız var ve Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandan beri Suriye'de bunu yapıyor zaten. Dolayısıyla biz NATO'nun bu konudaki komutanlığıyla, bu konudaki departmanıyla da zaten işbirliği içerisindeyiz. Böyle şeylerin olmaması için gereken önlemleri zaten alıyoruz. Durumun bu hale gelmemesi için. Siber anlamda şunu da ortaya koyduk. Siber saldırılar 5. maddeyi harekete geçirilebilir. Ancak bu noktada 5. maddenin ne zaman hayata geçirileceği konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil siber saldırılarla alakalı. Ancak dediğim gibi biz hem siber networklerimizi koruyoruz hem de diğer taraftan Ukrayna'yı koruyoruz bu anlamda ve bunun olmaması için çalışıyoruz. Sayın Genel Sekreter, sağlayacağınız ek desteklerle alakalı olarak ne kadar sayıda birlik nereye gönderilecek? Bunların bilgisini verebilir misiniz? İkincisi ise NATO topraklarına daha fazla birlik göndermenizde ne değiştirdi sizin daha önce yapmış olduğunuz hesaplamaları? Son birkaç gün içerisinde yaşananlar tabii ki Rusya'nın bir ortağımız olan Ukrayna'yı tümüyle işgale kalkışması bunu değiştirdi. Şu anda Avrupa içerisinde 10 yıllardan beri karşı karşıya kaldığımız en önemli, en ciddi güvenlik durumuyla karşı karşıyayız şu anda. Dolayısıyla bu birlikleri konuşlandırıyoruz şu anda. Ve diğer taraftan da dediğim gibi hiçbir yanlış anlama ve yanlış hesap yapılmasın diye de bunu yapıyoruz. Ve bütün müttefiklerimiz bu konuda hemfikir. Tabii ki doğu sınırlarımız gerçekten çok önemli bu noktada.
Ukrayna içerisinde bir savaş var şu anda ve sadece askeri yığınak değil, aynı zamanda Ukrayna içerisindeki savaşın yanında bir de kullandıkları retorik de çok önemli. Çünkü bu Ukrayna'nın ötesine geçen bir konu. Rusya aslında burada bizim güvenliğimizin temel değerlerine saldırıyor ve NATO diyor ki NATO tüm güçlerini bu taraftan çekmeli ve NATO bütün altyapısını bizim neredeyse yarı, yani ittifakın tamamının yarısını teşkil eden ülkelerden bütün altyapısını kaldırmalı diyor. Ve bunun da, ya bunu ciddiye almamız lazım. Dolayısıyla biz bu noktada NATO'nun müdahale gücünü konuşlandırıyoruz. İlk defa kolektif savunma anlamında bunu yapıyoruz. Ve binlerce birlikten bahsediyoruz burada. Hava, deniz kabiliyetlerinden bahsediyoruz. Ki bunlar zaten denizde beklemekte olan kuvvetlerimizden oluşuyor. Donanmadan oluşuyor ittifakın doğu kısmında. Ve bunun yanında birçok müttefik de zaten birliklerini şu anda görevlendirdiler NATO'nun müdahale gücü içerisinde. Fransa'nın önderliğinde olan bir güç bu. Yine Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde binlerce askerini gönderiyor NATO'nun müdahale gücü içerisine ekstra olarak. Ve farklı yerlere, doğu sınırlarımızda farklı yerlere konuşlandırılmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelecek ama daha ağırlıklı olarak Avrupa'dan. Fransa başı çekiyor Avrupa içerisinde. Fransa'nın kendi müdahale güçleri, yine Almanya'nın önemli bir dahli var burada. Associated Press, Sayın Genel Sekreter, 8 tane müttefikiniz bu noktada işin içerisinde ama söylemiş olduğunuz birliklerin bazıları sadece tek bir yerde konuşlandırılabilecek. Bunu nasıl açıklayacağız? Bizim birçok unsurumuz var NATO'nun müdahale gücü içerisinde. Biz NATO müdahale gücünün hazırlıklılığını artırdık zaten. Ve hazırlıklılık ortak görev gücünü tek bir şeyden ibaret olarak görmeyin. Daha fazla unsurumuz var. İkincisi de bizim müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve diğer müttefikler olarak kuvvetlerimizin NATO'ya ve NATO müdahale gücüne adanmış olan kuvvetlerin hazırlıklılık durumunu çok daha yüksek düzeye getirdiler. Dolayısıyla bunu yapabilmemiz çok daha kolay. Yani burada NATO'nun müdahale gücü 2014 yılından bu yana 3 katına çıkarıldı. 40 bin kişiye çıkarıldı. Dolayısıyla bunun da tamamını oraya kaydırıyoruz diye bir unsur da, kaydırıyoruz diye bir durum da yok. Yani NATO müdahale kuvvetlerinin belli bir kısmı burada ve dolayısıyla bunların nerede konuşlandırılacağını tam olarak tabii ki size söylemem ama bunun da planını yaptık ve bu unsurlar konuşlandırılacaklar gereken yerlerde. TV2. Norveç televizyonu. Daha önceki sorulara ilaveten şunu sormak istiyorum. Bu birlikler ve bu müdahale gücü ne kadar hızlı şekilde konuşlandırılabilir? Bunlar zaten operasyonel ekipler. Hava, kara ve denizdeki ekipler. Bunların tamamı NATO'nun donanma kuvvetlerinde. Yani yukarıdan aşağı doğru, Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e kadar olan bölgede zaten bunlar. Ve NATO'nun müdahale gücünü oluşturuyorlar. Kara kuvvetleri açısından baktığımız zaman da birkaç gün içerisinde onların tüm hazırlıkları tamamlanmış ve orada olmuş olacaklar. Diğer unsurlarımız da var. Onlar da çok yüksek, yani acil müdahale timi olarak çalışanlar da var. Onlar da zaten orada. Ve zaten biz oradaki varlığımızı artırdık. Online olarak da bazı soruları alacağız.
Frankfurter Allgemeine Zeitung'a gidiyoruz şimdi. İyi günler. Sayın Genel Sekreter, az önceki basın açıklamanızda şöyle söyleniyor. NATO ve Rusya arasındaki ortaklık anlaşmasının temelini sarsan eylemler olduğunu belirtiyor basın açıklaması Rusya'nın bu eylemlerinin. Artık NATO ile Rusya arasındaki ortaklık anlaşmasının ortadan kalktığı anlamına mı geliyor? Ve bu dokümanın artık bağlayıcılığı kalmadı mı? NATO liderleri bugün oldukça açık bir şekilde dile getirilmiş bir gerçeği ortaya koydular. Rusya bizden uzaklaştı. NATO'nun Rusya ile olan ortaklık anlaşması zaten bu kurucu belge içerisindeki birçok değere dayanıyordu. Bu bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygıyı temelinde barındırıyordu. Ukrayna da bunun içerisinde ve bu sadece bir kere değil iki defa oldu. Dolayısıyla 2014 yılından beri Kırım'ın ilhakıyla birlikte zaten bunu Rusya ihlal etmiş oldu. Diğer tarafta da Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaptığı davranışlar da böyle. Dolayısıyla Ukrayna'nın da son birkaç gün içerisindeki topyekün işgale çalışılması bunun üzerine tuz biber ekti. Şimdi bizim görmüş olduğumuz şey şu, Rusya artık NATO-Rusya kurucu anlaşmasına saygı göstermiyor. İki tane ortak arasında, yani NATO ve Rusya arasında iki tarafın da bu anlaşmaya saygı göstermesi koşuluyla olan bir anlaşma artık işlemiyor. Dolayısıyla biz Rusya ile işbirliğimizi iyileştirmek istedik o zaman. Ve oradaki koşullara baktığımız zaman hepsi iyi niyet çerçevesi içerisindeydi. Bu kurucu anlaşmanın hükümleri artık Rusya tarafından dikkate alınmadığı için bu bir gerçek ki bu anlaşma artık işlemiyor. Rusya yıllardan bu yana bunu ihlal ediyor ve etmekte, hala etmekte. Ve gerçekten de Rusya bu kurucu anlaşmanın temelini ihlal etmiştir. Yine online bir soru daha alacağız. Fox TV'den. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Sekreter. İki tane kısa sorum olacak. Bir tanesi savaşla, bir tanesi de barışla alakalı. Kiev'in önümüzdeki bir iki gün içerisinde düşebileceği konusunda istihbarat raporları var. Ukraynalıların cesur müdafaasına rağmen bu konuda ne diyorsunuz? İkincisi ise Başkan Zelenski Rusya'yla bir barış için veya bir anlaşma için görüşebileceğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu doğrulayabilir misiniz? Öncelikle sahadaki duruma bakacak olursak, Ukrayna'nın topyekün bir işgalinden bahsediyoruz. Ruslar Kiev'e doğru ilerliyor ve burada ortaya koymuş oldukları amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek. Gerçekten kestirilemez bir durumla karşı karşıyayız. Spekülasyon yapmak istemiyoruz bu konuda. Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri gerçekten cesaretlerini sergiliyorlar, yiğitliklerini sergiliyorlar ve Ruslara karşı kendilerinden çok daha büyük bir güç olan işgalci Rus kuvvetlerine karşı direniyorlar. Ukrayna hükümetiyle Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Zelenski ile Rusya arasındaki görüşmeler konusunda ise Ukrayna hükümeti ve Sayın Zelenski'nin vereceği bir karardır bu. Bizim şu anda görmemiz gereken şey şu: Rusya Ukrayna'ya olan saldırısını durduracak mı? Güçlerini geri çekecek mi ve Ukrayna'daki saldırılarına bir son verecek mi? Esasında barışın en kolay yolu, en hızlı yolu bu ve tek yolu bu.
Dolayısıyla barış isteniyorsa Ukrayna'ya saldırmaktan vazgeçmeli. Rusların yapması gereken bu. İki sorum var Sayın Genel Sekreter. Bir istatistikçi olarak Ukrayna'nın yaptıklarını görüyorsunuz. Bu çatışmanın yayılma olasılığını ne kadar görüyorsunuz ve Rusya'nın nihai hedefi nedir? İkincisi ise 1 milyar vatandaş, 1 milyar insan yaşıyor Transatlantik İttifakı içerisinde. Bütün ittifak liderleri olarak Rusya'nın agresif retoriğinden dolayı ortada bir tehdit olduğunu ortaya koyabiliyor musunuz ve bütün ittifak olarak NATO'nun her bir santimetre karesini koruyacağınızı bir kez daha teyit edebiliyor musunuz? Bugünkü toplantı içerisinde NATO liderleri olarak oldukça güçlü bir birlik mesajı verdik, dayanışma mesajı verdik, bir arada duracağımızın mesajını verdik. Sadece kelimelerde değil, uygulamada da, icraatte de bunu yapacağımızı ortaya koyduk. Rusya'yı Ukrayna'ya olan saldırısını durdurup güçlerini geri çekmeye zorlayacağız. Diğer taraftan da Ukrayna'ya yardımımızı devam ettireceğiz ve ittifakın doğu sınırlarında varlığımızı artıracağız. Ve herhangi bir ittifak ülkesine saldırı olursa buna karşılık vereceğiz ve ittifakı koruyacağız. Biz varlığımızı artırma sebebimiz çatışmayı provoke etmek değil, çatışmayı önlemek. NATO'nun kendi müttefiklerini koruma konusundaki hazırlıklılığını kimse zaten sorgulamasın. Bu noktada hepimiz, birimiz, birimiz, hepimiz için felsefesi işlemekte. Ve bunu yaparsak da zaten hiçbir müttefike saldırılamaz. Ve bu da barış getirir. 1 milyar insan için. İşte bu nedenle biz çok açık bir şekilde bunu ortaya koyduk. Biz daha fazla kuvvetimizi doğu sınırlarımıza kaydırıyoruz. Bunun da sebebi karşı taraftan hiçbir şekilde bir saldırı gelmesin diye, bunun gelmemesini sağlamak için, bunu önlemek için ve Ukrayna'daki devam eden savaşı da durdurmak için ve diğer bir NATO müttefiki ülkeye bunun sıçramamasını sağlamak için. İşte NATO liderleri bugün bu mesajı verdiler. Ve G7 toplantısında da ben onlarla bir araya gelmiştim. Oradan da aynı mesaj çıktı zaten. Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği de bu mesaja katıldılar. Hepsi kaygılı. Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısı sadece Ukrayna'ya olan bir saldırı değildir. Bu masum insanlara karşı olan, Ukrayna'daki masum insanlara karşı olan bir saldırıdır ama diğer tarafta hepimizin barış, istikrar ve güvenliğine olan bir saldırıdır da. Deutsche Welle. Sayın Genel Sekreter, Türkiye'nin Rus savaş gemilerine boğazı kapatması konusu dile geldi mi, tartışıldı mı? Bugün Litvanya Dışişleri Bakanı'ndan şunu duyduk, eğer Ukrayna'yı kaybedersek sıra diğer NATO ülkelerine gelecek, NATO'yu savunmak zorunda kalacağız dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Boğazların kapatılması konusu, gündeme gelmedi. Tabii ki herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırı olursa bu gündeme gelebilir. Bugünkü zirvede söylediğimiz şuydu, biz bütün ittifak üyelerimizi korumaya hazırız. Dünyadaki en kuvvetli askeri ittifaktır NATO ve bütün müttefiklerimizi ve müttefiklerimizin her bir santimetre karesini korumaya muktediriz ve kararlıyız. Bunu hem sözlerle hem de pratikte, icraatte de yapacağız. Bizim amacımız savaşı önlemek, bir saldırı olmasını önlemek. 70 yıldan beri bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir.